Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor. Devam ediyor. Evet, Engin Çetin'le Engin Görüş'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki Engin Çetin, Beşiktaş için bundan sonrası nasıl olacak? Beşiktaş için bundan sonrası benzer durumda Fenerbahçe'de var. Beşiktaş gibi idare eden teknik direktörle devam ediliyor yola. Beşiktaş'ta şöyle bir rahatlık var ama baskı seviyesi daha düşük. Geçen sene şampiyonluk artı kupa gelmesi yönetimin başkan elini daha rahatlatabiliyor. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluktan çok uzak kalması daha sakin karar almasını sağlayabiliyor. Önder Karaveli ile devam edilebileceğini ben düşünüyorum en azından. Yani bu sezona kayıp sezon bakılıp devamında ama Önder Karaveli bir sonraki sezonun olmayacağını düşünüyorum. En azından sezon sonunu görebilir. Kaldı ki Beşiktaş'ta oyuncu kontratlarının da bitiş senesi bu sene. Tam yapılanma senesi. Yani evet. Şampiyon olsan olmasan, iş kötü gitse iyi gitse her türlü orada bir yapılanma olacaktı Beşiktaş'ta. Bence yapılanmayı bu şekilde geçen senenin vermiş olduğu çifte kupa ile birlikte daha sakin kalarak Beşiktaş bu dönemi fırsata çevirebilir. Önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanabilir. Peki o kadar kontrat biterken yeni teknik adamın önce gelmesi önce gelmesi aslına bakarsan daha iyi olur. Her zaman bunu söylüyoruz. Geçen hafta da değinmiştim ben. Yani şampiyonluk bir önceki sezondan yatırımla başlıyor. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Bu sene Trabzonspor'un bu kadar puan farkıyla önde olması hep bir önceki sezonun yarısından itibaren başlamıştı. Beşiktaş da bu yapılanmayı yapabilir. Ben açıkçası kupa mücadelesi var. Süper kupa mücadelesi. Süper kupa maçındaki sonuca göre artık sonuç belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani oradaki sonuca göre Önder Karaveli'nin teknik kadroda olabileceği ama üzerine başka bir teknik adam tercihinin olabileceğini düşünüyorum. Bunda da isim vermekte sakınca yok. Sanki o bütün ibareler Şenol Güneş'i gösteriyor gibi açık söylemek gerekirse. Yani doğru anlatımla önümüzdeki sezon hazırlık bu sezondan başlayarak olabilir. Yani Önder Karaveli teknik anlamda eksiği olmasa bile ben sezonun gidişatında ne kadar iyi izlenim bıraksa da çok kısa sürede çok iyi izlenim bıraktı. Sonuç itibariyle kolay değil. Alttan çıkıp böyle büyük takımda böyle kariyerli oyuncularla oynayarak onlara kendini kabul ettirerek sahada bir şeyler yapabilmek kolay değil. Ama ben uzun vadede Beşiktaş seviyesinde seviyesinin altında kalabileceğini düşünüyorum. Farklı kriterlerden dolayı. Yani teknik anlamda değil. Yetersizinden kastetmiyorum. Belki yeterli olabilir. Belki gelecek teknik daha da iyi bir futbol bilgisi olabilir ama Türk futbol ikliminde bazen hakeme sallayabileceğin basın toplantısı yaşaman gerekir. Bazen oyuncunu koruyacaksın, bazen oyuncunu hesap çıkartacaksın basın toplantısı gerekebilir. Söylemen gerekir bunları. Hı. Bazen yeri gelir yönetimi bile alttan alta eleştirebileceğin, kendi yönetimini eleştirebileceğin durumlar denk gelir. Bunlarda camia içi dinamikleri, camianın bir parçası gibi olduğu için, yani daha böyle nasıl diyeyim, tam profesyonel olmadığı için bu anlamda sıkıntı yaşayabilir böyle teknik adamlar. Yani Beşiktaş'ta bütünleşmiş bir teknik adam, 20 yılını Beşiktaş'a vermiş. Yani Beşiktaş'ın iş dinamiklerini bilen işte yani yönetimle bir sıkıntı, onu söyleyemeyecek, oyuncuya söyleyemeyecek. O naiflik olacağından dolayı bu anlamda profesyonellik olarak geride kalabileceğini düşünüyorum ben uzun vadede. Ama doğru yapılanma üstüne bir teknik adamla birlikte her zaman Beşiktaş'ın içinde bulunması gereken bir teknik adam olarak kendini bu kısa dönemde ispat etti. Yani ben her zaman büyük kulüplerin böyle bir arka planda olan her daim bir teknik kadrosunun olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her kulüp bazen önemli sınavlardan geçiyor, direktörü ayrılıyor, 2-3 maç idare etmesi gerekiyor. Buraları çok iyi götürebileceğini açıkçası gösterdi ama uzun vadede dediğim durumlardan dolayı şüphelerim var diyebilirim. Evet. Peki Trabzonspor'a geçelim. Beşiktaş'tan Trabzonspor ligin ilk yarısını lider kapattı. Zaten belliydi ama son Başakşehir mücadelesinde de sanki galibiyete bir tık daha yakın olan taraf Trabzonspor'du. Çok başarılı bir ilk yarı performansı Trabzonspor'dan ve
Hani daha ilk yarıda büyükleri saf dışı bırakmış. İstanbul'un 3 büyüğünü artık ligde kenar etmiş bir Trabzonspor var. Konyaspor Trabzonspor'a yakın ama hani Konyaspor'un da Trabzonspor'u yakalayıp geçmesini açıkçası kimse beklemiyor. Olursa çok büyük bir futbol sürprizi olur. Başakşehir maçıyla beraber Trabzonspor'u nasıl değerlendirmek lazım? Abi biraz önce biraz değindik maça. Maç Türkiye Ligi'nin alışılmış standardının üzerinde farklı bir yapıda oynandı. 0-0 bitmesine rağmen teknik taktik savaşı diyebileceğim zik teknik anlamında verdiği. Yani maça maçı kazanırsam bu maçı 1-0 kazanırım maçıydı. İki teknik adam açısından. Yani daha farklı bir skor çıkmayacağı belliydi maçın gidişatında. Dünkü maç da 1-0 bitti, 0-0'a 1-0 bitti ama o biraz da öyle değildi. Yani bu pozisyonlar değerlendirilse Beşiktaş'ın erken bulacağı bir golle daha farklı yöne doğru gidebilecek bir maçtı. Ama Trabzonspor Başakşehir maçı sanki kaçıncı dakikada gol olursa olsun 1-0 bitecek gibiydi golü bulan. Kim olursa olsun atan yani atan kazanır maçıydı. O cepte o 0-0 cepte oynadı her türlü teknik adamlar. Hamleye karşı hamle gösterdiler sahada. Ve bu anlamda taktik açısından beni bir futbol sever olarak doyurdu diyebilirim mücadele. 0-0 bitmesine rağmen. Trabzonspor biraz daha galibiyete yakın taraf olarak çok az da olsa tartıya koyduğunda gösteriyordu. Ama çok net şekilde hani net pozisyonlar vesaire diyebileceğimiz bir maç değildi. Çok konsantre, iki takımın da defans hattı çok konsantre bir maç çıkardılar. Kalecilere de dahil olmak üzere. Buradan gol sesi çıkmaması normal karşılıyorum ben. Tabii Başakşehir'in de alttan gelen ivmesi Konyaspor gibi değerlendirilmemesi. Yani sonuç itibariyle bu ligde çok yakın zamanda şampiyon olmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Yani finali de görebilmiş, finali yapabilmiş. 3 aşağı 5 yukarı oyuncu grubu da şampiyonluk yaşamış oyunculardan oluştuğu için de hani Trabzonspor'u deplasmanda Başakşehir'in yenmesi Trabzonspor'u daha tedirgin edebilecek bir durum söz konusu olabilirdi. Konyaspor'un dünkü galibiyetinden daha fazla olabilirdi. Bu açıdan baktığımız zaman da her ne kadar iç sahada olmasına rağmen berabere kalarak rakibini de belli puanda tutmak Trabzonspor açısından artıydı. Hatta bu artıya bir eklemeler yapacak olursam defans hattının yani alışılagelmiş tandemin olması, eksiklerin olması, MKM vesaire onları saymıyorum. Defans hattındaki eksiklik çok kritikti bana kalırsa. Maç öncesi benim de şüphelerim vardı. Yani bu alıştığı defans hattının ikisinin birden tabii olmaması sıkıntı yaratabilir mi ki? Kaldı ki ceza sahası içerisinde stoperleri çok zorlayacak ve oyun planını onun üzerinden geliştiren bir Başakşehir olduğunu bir önceki hafta Galatasaray maçında da çok net görmüştük. Yani Marco Abenelson gibi stopere karşı bile çok üstünlük kuran bir Okaka vardı. Bu maçta çok etkinliğini göremedik. Tabii takım savunması, konsantre olunması vesaire bence bunda etkili oldu. Dansville'de sonradan katılmasına rağmen beklediğimin çok da üzerinde performans verdi diyebilirim. Bireysel performans anlamında Trabzonspor cephesinde. Mesela çok ilginç gelecektir sana. Çok Uğurcan'ı zorlayacak toplar gelmesen, çok kurtarmasın. Bence Uğurcan da çok konsantreydi maçta. Hatta bir pozisyon vardı. Yani ben çok maç izledim. Sen de öyle izlemişsindir. Bazen kalecilerin yediği goller vardır. Ya bu nasıl yenilir? Buna da yanından geçen top niye uçmuyorsun dediğin pozisyonlar olur böyle izlerken yani kızarsın falan. Sonlara doğru bir pozisyon vardı. Kornerden gelen top. Okaka'nın kafasıyla top kontrpeye kaldı. Evet. Uğurcan mesela orada bir tetikte. Yani normal şartlarda konsantre olmayacak çoğu kaleci bu ligde oynayan çoğu kaleci o golü yani top tıngır mıngır bile gider yiyebileceği pozisyon orada bile gösterdi. Yani %100 karşı karşıya çıkartmadı belki ama o pozisyonda bile ne kadar konsantre ne kadar formda tetikte olduğunu gösterdi bence. İki cephe açısından da sert sıkı bir maç oldu diyebiliriz. 13 puan az önce sen söyledin ya. Trabzonspor Başakşehir arasında. Tedirgin edebilirdi dedin. Şimdi 13 puan da tuttuktan sonra artık yani sezonun ikinci yarısında 13 puan da hani arada Konyaspor olsa da Başakşehir'in işte sen söyledin şampiyonluk yaşamış olması. Ya Konyaspor'a göre belki kalitesi. Daha 2 puan daha fazla avantajı olur Konyaspor ama Başakşehir daha tedirgin eder. Hem de evet. Seni gelip evinde yendi. Senaryo üzerinden devam edersek sonuç itibariyle bunu göstermiş olacak. Daha tedirgin edebilir tabii ki. Kaldı ki en son şampiyonluğunda da Başakşehir'in rakibi Trabzonspor'du. Biraz psikolojik durumlar da devreye girebilirdi o yaklaşma anında. Şimdi az önce senle reklam arasında konuşurken sen bir şey söyledin hani takımlarla ilgili ilk yarı değerlendirmesi yaparken Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısında
tek transfer hakkı olsa kaleye Uğurcan'ın yanına bir şey alırsın sen herhalde. Kaleye Uğurcan'ın yanına mı? Nereye? Trabzonspor'da hangi mevkiye lazım? Edgar Lein'in sakatlığının ben kritik olduğunu düşünüyorum. Bu maçta Trabzon'un stoper. Stoper. Net. Bence stoper. Yani tamam MVKM Germion'un uzun sakatlığı MVKM dönecek. Oraya zaten geldi. Geldiği için orayı pas geçiyorum. Kaldı ki bir şekilde orayı döndürebiliyor. Canini gibi alternatifi var Trabzonspor'un. Yani işte Cornelius olmadığı zaman en önde koyabiliyorsun. Hı. Olduğunda onunla birlikte oynatmak için kanatları atabiliyorsun. Böyle bir oyuncuya sahip ki bence ligin Türkiye Süper Ligi'nin bana kalırsa en önemli, yani şampiyon olacak takımın en önemli pozisyonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Forvet'in arkasında kanatlarda oynayan oyuncu. Yani geçen sene bunu Lerin'le gördük. Önceki sene de Onyekuru ile Galatasaray'da gördük. Yani oranın gol atması gerekiyor. Yani santrafor oyuncusunun kadar gol atması gerekiyor. Canini de Cornelius'un arkasında orada olduğunda ben gole çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ne kadar daha ön planda yıldızlar olsa takımda kendisini orada gösterebiliyor attığı gollerle. O yüzden orayı bir şekilde Trabzonspor çözer. Yeni transferi var, Vakame var, Abdülkadir Ömür'ün yükselen bir grafiği var. Bir şekilde orayı çözeceğini düşünüyorum. Ama ben stoper hattının hassas olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa Vitor Hugo'yla Edgar'le çok, yani birbirini tamamlayan bir ikili olmuştu. Kuvvetle muhtemel Trabzonspor'da zaten transfer yapacaktır o bölgeye. Belki de kariyer olarak vesaire Edgar Lee'den de daha iyi kariyerli bir oyuncu alacaktır. Ama uyum konusunda handikapa düşebilirler. Ya o uyumu yakalayamayabilirler diye görüş belirtmek isterim açıkçası. Peki Başakşehir sadece nereye takviye yapmalı? Başakşehir bence kanat takviyesi. Bir de Visca'nın durumu da çok önemli. Visca'yı tutması gerekiyor. Bir de kanat oyuncusu. Kanattan, gidecek mi gitmeyecek mi? Gidecek mi gitmeyecek mi? Kaldığı anda kanat oyuncusu şart bence. Az önce Beşiktaş'ı konuştuk. Beşiktaş için ne dersin? Beşiktaş yapmasın ya transfer. Beşiktaş transfer yapmasa daha iyi olur. Yani Çok etki edeceğini sanmıyorum transferin. Ya bazı takımların transfer ihtiyacı vardır, transfer yaparsın. Mesela bazı takımların da hiç yapmasın daha iyi. Mesela ben Konyaspor ligin ikincisi değil mi? 7 puan fark var. Konyaspor şimdi kuvvetle muhtemel ya biz de bu işin içindeyiz. Beşiktaş'ta yendik. Artık şampiyonluk yarışındayız diye takviye yapacaktır. Yola öyle çıkacaktır devre arasında yönetimi başkanı. Sonuçta o teknik direktörü ne isterse yapacaklar. Göstermiş bir şey. Hı. Bana kalsa ben hiç yapmam. Bu kadroyu korurum. Burada Konyaspor kadrosu geniş değil. Okey. Ona katılıyorum. Ama Konyaspor bir başarı hikayesi yazacaksa dua edecek ana kadrosunun sakatlanmayacağı bir sezon. Sürdürülebilir olması gerekiyor. Zaten oturmuş bir kadrosu var. Defans hattı vesaire geçen sene hep bunu söylüyoruz. Konyaspor'un başarısının unsurlarından bir tanesi de geri dörtlüsünün. Hatta ön libero tarzındaki oyuncunun da aynı oyunculardan geçen sene aynı takımın olması. Hiçbir şekilde yeni transfer yok. Kalecisi Seyic aynı. Sağ beki, sol beki, Gülerme, Sukubic, Abdülkerim, dün Ahmet Çalık yoktu. Yani maksimum zaten şöyle olması lazım Konyaspor'un. Konyaspor'un maksimum çıkacağı dezavantajlı kadro maç böyle olmasa. Hem Serdar Gürler'in hem de Ahmet Çalık'ın olmadığı bir kadro. Rakibin de eksiği var. Rozier kanadı. Öyle bir atmosferdi. Kendi evinde olmak kaydıyla maçı kazanabilir. Yani Konyaspor'da gelecek transfer takımı da bu uyumu bozabilir diye düşünüyorum. Ha, sakatlık olursa geri düşecektir. Bir hikaye yazacaksa Leicester City'nin Premier Lig şampiyonluğu olduğu seneyi hatırla. O sakatlık olmayacak, ceza olmayacak. Sezon boyunca aynı kadroyu sürdürebilmen lazım. Bu şekilde başarı çıkar. Yani o seneyi hatırla Leicester'ın. Kante, Mahrez, Vardy hiçbir şekilde sakatlık, ceza olmadan tüm sezonu götürebilirler. Konyaspor'un da bence öyle beklemesi lazım. Konyaspor'da öyle transfer ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Evet, Engin Çetin devam edeceğiz. İkinci aramıza gidelim. Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor. Devam ediyor. Evet, Engin Çetin'le Engin Görüş'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe bu hafta kazandı. Ama enteresan da bir maç oldu. Taraftarın protestosu vardı. Oyun pek tatmin edici değildi. Taraftarın protesto ettiği oyuncular, başta Mert Hakan Yandaş olmak üzere,
sahada iyi performans gösteren bazı oyunculara tepki vardı. Yönetim istifa sesleri oldu Fenerbahçe'nin golünden sonra. Sen gidebildin mi maça? Yok. Gitmedin. Ve devam eden teknik adam arayışları. Dediğin gibi Fenerbahçe ile Beşiktaş aynı durumda ama Fenerbahçe biraz daha karışık gibi gözükmekte. Aynen öyle. Ama bu karışıklığın olabileceğini de açıkçası öngörmüştük. Buraya, işin buralara geleceğini ve hatta doğru kararlar alınmazsa işin daha da kötü yerlere gideceğini de düşünüyorum ben. Hı. Açıkçası Fenerbahçe açısından. Ama bu haftaki maç bence şimdi Beşiktaş maçının akabinde de protestolar olmuştu. Maç bitimine doğru vesaire olmuştu ama orada tabii gönderilen teknik direktör Vitor Pereira ile çıkılmıştı. Oradaki tepki tam anlaşılır olmamıştı. Yani neye tepki ne vesaire. O teknik direktör gönderilince işlerin durulacağı düşünülerek öyle yorumlamış olabilir yönetim cephesinden ama öyle olmadığını söylemiştik. Oklar artık başkan yönetime doğru gidiyor diye. Ve bu maç Malatya Spor maçı net bir şekilde bence her şeyi ortaya döken bir maç oldu cami içerisinde. Tablo bana kalırsa netleşti. Hiç burada flu olan hiçbir şey kalmadı. Çünkü şöyle takım da kazandı. Hani takımın sonuçla alakalı, sonuçtan bağımsız zaten maç 0-0 iken başladı. Evet. Protestolar maç bir gole gol attı. Fenerbahçe gol sevindiğinde protestolar devam etti. Kazanmaktan bağımsız protestolar oldu. Bu daha anlaşılır bir şeydi. Senin söylediğin gibi oyuncu bazlı da protestolar oldu. Burada tabii oyuncu bazı protestolar şöyle yorumlamak gerekiyor. Islanan oyunculardan bir tanesi işte Mert Hakan. Bana kalırsa sahada bir şeyler yapabilen, mücadele anlamında hiç geride durmayan, hatta skora da etki eden, asisti de yapan oyuncuydu. Etkili oynadı. Yani çok etkili olmasa bile takım içerisinde iyilerden bir tanesi diyebileceğimiz bir oyuncuydu. Ona rağmen ıslıklandı top ayağına geldiğinde. Tabii maç içerisinde o ıslığı geri tersine çevirmeyi de bildi. Kopmaması alkış yani takdire şayan da açıkçası. Ama burada şunu gördü, futbolcular da şunu gördü protestolardan. Hepsini tek tek anlatacağım. Futbolcular da başlarında hoca olmadan bu işin olmayacağını gördü. Başkan hocasız olmayacağını gördü. Yani doğru hocasız. Teknik direktörsüz. Taraftar hocanın bir tane Fenerbahçe direktörsüz ne kadar önemli olduğunu burada gördü. Yani biraz Fenerbahçe sahipsiz gibi kazandı ama sahipsiz bir Fenerbahçe kazanması kimseyi tatmin etmeyecek ve protestolar daha da devam edecek gibi gözüküyor. Yani şimdi o Mert Hakan ıslıklandı. Neden ıslıklandı? Algı hocayı daha Vitor Pereira 7 yerli oyuncu grubunun başında geldiği için hocayı yediler diye tırnak içerisinde söylüyorum. Peki yediler mi hocam? Öyle algı yaratıldı. Kuvvetle muhtemel çok gitmesine üzülmediler. Hatta sevindiler diyebilirsin. Yediler mi diyemem ama çok Vitor Pereira zaten sıkıntı yaşamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de ki benim en çok eleştirdiğim konusu iletişimin bir anda kopmuş olması takımla, oyuncu grubuyla. Ki bunsuz hiçbir şekilde hiçbir hocanın başarılı olacağını ben düşünmüyorum. Ne kadar geldiğinden itibaren hızlı bir şekilde bazı kafasındakileri beğenirsin beğenmezsin ama teknik adam kafasındakileri sahaya uygulatabiliyorsa bence bir şeyler göstermiş demektir. Vitor Pereira da kafasında anlattıklarını sahada uyguladığı maçlar da oldu. İş ne zamanki iletişim koptu oyuncularla ve başkan devreye girdi. Yaptığı iş sorgulandı. İşine karışıldı. O saatten sonra olmayacağını zaten söylemiştik. Kaçınılmaz sonda Beşiktaş maçı sonuyla birlikte o karar alındı. Ama algı tabii o yönde oldu. Yani yediler mi dediğin algı o yönde olduğu için medyada, taraftarda o oyuncu grubundan hesap sordu bir nevi. Oyuncular da artık gelecek olan teknik adamın etrafında arkası duracak. İyi bir isim gelirse artık hoca ile birlikte bu işin yürüyeceğini, hocasız olmayacağını, sahipsiz olacağını. Şimdi şöyle düşün. Yani, sence o kadar net anlaşıldı mı senin söylediğin bence gibi? Bence net anlaşıldı. Yani şimdi bir oyuncular, ya şöyle düşün. Oyuncular hoca gitsin biz kendimiz öyle olmuyor. Öyle olmadığını gördüler. Yani hoca gitti mi sana orada sahip çıkacak. Sen ıslandın mı basın toplantısında? Yani bir dakika diyecek taraftara. Siz benim oyuncumu niye ıslıklıyorsunuz? Biraz önce yani camiaya bir lider lazım aslına bakarsan. Fenerbahçe'de bunu yapabilecek bir başkan yok. Biraz önce bir yayına girmeden önce Salim Hanım'ın programına Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak bağlandı. Zannedersem Resul için Adana Demirspor taraftarlarının protestosu olmuş. Oyuncusunu çok net şekilde savundu. Yani bir dakika kardeşim dedi taraftara. Şunu diyebilmeli bir camianın lideri. Ama o kadar arka planda kaldı ki oyuncumu ıslıklamayın. Bu oyuncu bizim en önemli oyuncu, en önemli değerimiz. Yani şimdi bunu başkan diyemiyor. Başkana da bir hoca lazım.
futbolcuya da bir hoca lazım. Taraftara da bir hoca lazım. Buna çıkıp bir hocanın, kardeşim ben bu oyuncuyla yola çıkmışım. Çok da iyi oynadı. Ki performans anlamında bunu dese teknik adama gülmezler. Teknik adam dese ki takımın en iyisiydi. Bugün yaptıklarını, verdiğim görevi yerine getirdi. Siz niye benim oyuncumu ıslıklayıp moralini bozuyorsunuz diyecek. Ve oyuncu grubunu dedikten sonra oyuncu grubunda bak hoca bize sahip çıkıyor. Bu hocayla yürünür. Bence net bir şekilde gördü. Bu dakikadan itibaren artık alınacak karar Fenerbahçe'sinde. Beşiktaş için hani diyebiliriz, idare edebilir mi sene sonunu? Fenerbahçe kesinlikle idare edemez. Fenerbahçe idare edemediği gibi şu tablo, şunu da gördüm ben. Bazı isimler var. Teknik adam olarak düşünülen, kamuoyunda işte lanse edilmiş isimler. Çoğu da elenecek isimler. Yani taraftar tarafından elenecek isimler. Sene sonunu tekrar göremez. Mesela Bilic, Slaven Bilic. Slaven Bilic mesela gelse taraftarın kabul edeceği tarzda bir isim değil. O seviyede değil. Mesela Löw bu tarzda bir isim. Yani şunu dedirtmesi lazım Sayın Başkan Ali Koç'un. Artık çok arka planda kaldı. Son hakkı çok önemli kurşunu, yani teknik adam tercihi çok önemli. Şunu dedirtmesi lazım artık taraftara. Gelecek teknik adam başarılı olur, başarısız olur ayrı konu. Geldiği andan itibaren ya tamam kardeşim, başkan da elinden geleni yaptı. Bu piyasada böyle bir ismi getirdi takımın başına dedirtmesi lazım. Ondan sonra sağ sonuçtur. Ama tartışılan bir isimle geldiği anda bir iki maç kazansa, üstüne kaybetse yine tartışılır. Yine sıkıntı yaşar. Az çok Fenerbahçe camiasını da biliyorum, tanıyorum. O yüzden bunun olabileceğini de öngörüyorum. Açıkçası Fenerbahçe'de Ali Koç'un bu dakika itibariyle kuvvetle muhtemel ligin ikinci yarısının başında kadar, yani bu hafta içerisi olmazsa bile önümüzdeki hafta başında kararını verip anlaşacaktır biriyle, açıklayacaktır. O isim açıklandığında tablo daha da net ortaya dökülecektir. Yani tartışılan bir isim Ali Koç'un son tercihi ve kendi döneminin sonuna geldiğini gösterir bence Fenerbahçe'de. Burada yani burada yapacağı bir hamle tekrar taraftarı kazanması gerekecektir diye düşünüyorum. Peki Löw dışında o seviyede başka hiçbir ismin yansımaması basına? Yani zaten o seviyede hoca, öyle boşta hoca kolay kolay yok açıkçası. İşte o zaman hep Löw'de tıkanmıyor muyuz? Löw'de tıkanmıyoruz. Ben şimdi şöyle söyleyeyim sana. Löw isminde yok, şu açıdan söylemedim. Ben Löw mesela, olmazsa mesela Bilic değil diyorsun o isim. O isim, ben Löw'ü geçmişinde başarılı olmuştur. İşte Dünya Kupası vesaire. Fenerbahçe'de başarılı olacaktır olarak yorumlamıyorum. Bilic gelecek, belki Bilic gelse mesela belki Löw'den daha başarılı olabilir. Ben öyle yorumlamıyorum olayı. İsim açıklandığı an zaten karışık camia, direkt tepki verilecektir. Zaten o da hocanın görev alanını daraltacaktır. Löw'e o tepki olmayacağını söylüyorum ben. Sonuç itibariyle tartışırsan her şeyi, her hoca, her gelen ismi tartışabilirsin. Yani Bilic için buradayken, Beşiktaş'tayken hatırlıyorum derbi galibiyeti yok diye yıpratılmıştı. Löw gelse tamam, Dünya Kupası'nı kazandı ama hiçbir kulüpte başarısı yok. Alman milli takım orası zaten düzen işliyor. Ki kaldı ki Alman milli takımı da federasyonun, yani organizasyon takımıdır. Net bir şekilde dünyada bir organizasyon takımı varsa, federasyon takımı varsa bu da Alman milli takımıdır diye düşünüyorum. Yani gelecek olan teknik adamın yapıyı değiştirmeyeceği yerlerden bir tanesi. Tabii orada da o düzen içerisinde, organizasyon içerisinde başarılı olmak da bir iştir. Ben hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe'ye gelecek olan teknik adamın sağlanan organizasyonla doğru çalışma alanını bırakmak lazım. Yani Löw tamam başarılı olmuştu Alman milli takımında ama o organizasyon onu başarıya götürmüştür. Federasyonun kuralları geçer orada. Yani oyuncular geldiği zaman orası çiftlik değil, bir nevi düzen milli takımı. Yani sana bak mesela şimdi Türkiye milli takımı öyle değil. Teknik adam milli takımı. Ya karar verici milli takımı daha doğrusu. Şu anda teknik adam değil ama şu Hamit Altıntop'un milli takımı. Daha önce Şenol Güneş milli takımı, Fatih Terim milli takımı. Tek federasyonun çok ağırlığı yoktur. Ama Alman milli takımında federasyonun ağırlığı ön plandadır. Mesela bir tane dizilere bile konu olmuştur bu. Şeyi bilir misin? Çok sevdiğim dizi vardı. Gerçi ikinci sezonu pandemi çekilmedi. Dogs of Berlin Netflix'te. Yok, İzlemiş yok. Miydin? Mesela orada bile futbol üzerinden ilerliyor. Orada teknik adam vesaire değil. O federasyonun organizasyon yapısını çıkartmışlar ön plana.
diyorsun, ha burada oyuncu grubunu koruyan bir federasyon var diyebiliyorsun. İşte hep doğru yapıyı sağlarsan teknik direktör de orada başarılı olabilir. Yani Löw için dediğim gibi o kariyerle geldiğinden oyuncu grubu kendisine saygı duyacaktır. Kaldı ki mesela şöyle de bir sana tam zıt bir örnek vereyim. Yani ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için söylüyorum. Yani Löw çok başarılı oldu, ondan gelsin demek istemiyorum. Alex de Souza ismi bile, belki yanında biriyle vesaire, Alex de Souza ismi bile taraftarın gönlünü, yani taraftarın gönlünü alacak bir isim bulması lazım. Başarıdan ziyade. Yani bu hoca başarılı olacak, ben buna inanıyorum. Artık bitti. Ali Koç açısından. Yani Koç'un ilk teknik direktör tercihi olsa der ki ben bu hocaya inanıyorum, yaptıklarını araştırdım vesaire, yapacaklarını da tahmin edebiliyorum, bunu tercih ediyorum diyebilir. Ama şu anda deme şansı kalmadı. Alex de Souza ismi gelirse de taraftar en azından destek olacaktır. Yani destek olunması gereken bir teknik direktör ismi lazım Fenerbahçe'ye diye düşünüyorum. Löw artı Alex de Souza gelsin. O çok sanmıyorum, öyle olacağını sanmıyorum. Yani bağlantı kuramıyorum açıkçası ikisinin arasında. Löw İsmail Kartal olur. Bağlantı kurabiliyorsun yani, yardımcını yapmış, arası iyi vesaire. Yani Alex de Souza ile Zico olabilir. Alex de Souza ile Scolari olabilir. Yani onun anlaşabileceği isim, arkadan çıkabileceği. Ya şey, takılma Alex de Souza. Örnek vermek için aklıma geldiği için söylüyorum. Yok ki başka isim. Sen şimdi yok. Bana isim ver, ben sana olur olmaz diyeyim yani. Yok işte başka yok, isim başka yok isim zaten. Yok. Başka isim de yok. Şimdi mesela Bielsa getireceksin. Bielsa da Premier Lig'de maç oynanmıyor. İki maç oynansa belki o da boşa çıkacak. İyi kötü gidiyordu. Şansına belki de Leeds United'dan o da ayrılacaktı. Ne ama işte böyle hocaları artık kolay getirmek kolay değil. Kolay değil. Kolay çok yani, hakikaten zor. Löw'ün geçmişinde Türkiye macerası olduğu için biraz daha yakın gözükebiliyor. Ama burada da işte işi zor olan kişi Ali Koç. Bu duruma kendisi getirdi. Bu durumdan çıkartabilecek olan da kendisi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani bir yol ayrımında yapacağı yanlış tercih çok kısa sürede kendisinin başkanlık süresinin sonunu getirir diye gözlemliyorum diyeyim. Peki az önce diğer takımlar için sorduğumuz soru Fenerbahçe için de geçerli. Tek transfer hakkım var. Transfer Fenerbahçe'de yapmıyor muyuz? Yok, Fenerbahçe'nin çok transfere ihtiyacı var ama tek transfer hakkı dersen teknik biraz... direktör dersin. Yok, teknik direktör zaten banko. Yani teknik direktörü artık saymamak lazım. Teknik direktörün de en önemli transferi olması gerekiyor. O ayrı. Ama sana şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de biraz enteresan gelecek. Ben merkez orta sahayı alırım. Geçen hafta söylemiştim. Sen dedin ki o 20-30 milyon liradan başlıyor demiştin ya. Hani o bölgeye lazım. O bölgeye de çok öyle. Çizdiğin oyuncu o rakamdan başlıyordu. Çizdiğim oyuncu rakamdan başlıyor. O rakam olmadan o işi yapabilen oyuncular da var mesela. Onu da söyleyeyim. Mesela. Yani ben çok büyük para harcamayacak ama kriter olarak onu tutmasını, oranın o bölgenin ihtiyacını karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Gustavo Fenerbahçe için oraya alınmış. Kalitesi okey. Dünya standartında geçmiş futbol kariyeri. Ama yaşı itibariyle artık o dinamikliği sergileyemez. Yani benim 25-26 yaşında maliyeti düşük olabilir. Çok kalite olmayabilir. Ama Fenerbahçe'nin net ihtiyacı olduğu görüyorum. Diğer orta saha oyuncularının da yükünü alacaktır. Tek başına bir nevi orta sahayı kapatacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Örnek ver diyeceksin. Mesela diyeceksin. Yani şimdi Kante demiyoruz tabii ki. Kante o fiyatları biz de biliyoruz. Senin dediği kadar. Ben mesela tercih etsem Türkiye Ligi'nden çözerim. Göztepe'den Obinna ile mesela çözerim Fenerbahçe'nin. Tam aradığı kriterde bir oyuncu. Obinna. O gözle bak oyuncuya. Yani Fenerbahçe'nin çevik ve koşucu oyuncuya ihtiyacı var. Çevik olması şartıyla o bölgede. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani tamam, sağ beke sol beke de ihtiyacı var. Ama olmazsa olmazın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağ beke sol beke bir şekilde takım içerisinden çözebilir. Bu mevcut şartlarda o dediğim kriterlere uyan isim Gustavo. Gustavo da yaşı itibariyle artık bu gereksinimleri yerine getiremez maalesef. Ama maalesef dediğim gibi 25-26 iki ayağını kullanan, iki açıya gidebilen, yani sağına da pas çıkartabilen, soluna da pas çıkartabilen bir oyuncu ihtiyacı var. Ve uygun maliyetli, bu da Obinna. Buradan Tio'yu vereyim, hiç kaçırmasınlar. Peki bir şey diyeceğim, Obinna Tio mu? Yok, Tio değil. Ben yani Tio'yu veriyorum diyorum yani şey olarak. Tamam, Tio veriyorsun, yani Tio almadan Tio veriyorsun. Gidin alın diyorum hiç. Bir dakika, öyle kolay mı bu işler ya? Gidip alın. 2023 yılına kadar bir kere Göztepe'ye sözleşmesi var. Tabii ki yani vereceksin canım parasını. O kadar. 25 yaşında, 96'lı. Ayak? Sağ. Sağ mı? Sol yok mu? Sol da var.
sağ yani. Ayak. Kuvvetli ayak, ayak sağ gözüküyor. Tamam, kriterler bu. Nijeryalı. Nijeryalı. Süper. Tamam. Hiç sıkıntı yok Nijeryalı. Ekmek su desin yeter o bölgede. Ekmek desin su fazla böyle hani kariyerli olmasına gerek yok. İyi. Bakalım. Sağ ya da sağ ol. O Bindo'ya gidecek mi Fenerbahçe? Onu da hep beraber göreceğiz. Ya bir göreceğiz. De şimdi şöyle bir şey var. Bak. Hı. Normalde devre arası transferleri olur. Okey. Devre arası transfer dönemi tadında bir transfer dönemi değil burası. Çok fazla ara yok. İçeriden çözmen lazım. Bir nevi. Yani çok hazırlık yapmadıysan ki zor görüyorum ben hazırlık yapmış olabileceklerini. Tahmin etmiyorum. Çok hazırlık yapmadıysan içeriden bazı şeyleri çözmen gerekir. İçeriden kastım şu. İlla Türkiye Ligi'nden olmayabilir. Mesela Vedat Muriç de içeriden transferdir. Yani geldiği zaman bilirsin alışmış olduğunu. Hı-hı. Dışarıdan almana rağmen. Abu Bakar da içeriden transferdir. Hazırsa yani. Demek ki sıfırdan gelecek bir oyuncu daha gelecek. Hemen bir hafta sonra zaten lig devam ediyor. Öyle bulabilmek kolay değil. Sonuç alabilmek de hızlı olmayabilir adaptasyon sürecinden dolayı. O yüzden riskli bir transfer dönemi. Peki sana ben sorayım. Transfer dönemi ne zamana kadar devam edecek? Yani ligin ikinci yarısının kaçıncı haftasına kadar? Bilgin var mı? Hiç onunla ilgili başladıktan ben sonra 4 haftadır. 4 hafta. O zaman şu, yani Ocak sonuna kadar devam edecek. Tamam. 4 hafta sürüyor. Yani lig başladıktan sonra transfer gelebilecek. Hı hı. 4 hafta sürüyor. Tam başlangıcından 4 hafta yapıyorlar. Engin Çetin, Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray da bu hafta uzun galibiyet özlemini dindiren bir takım oldu. 7 hafta sonra Galatasaray kazandı. Galatasaray'da da hani Fatih Terim konuşulmuyor, tartışılmıyor ama Galatasaray'da da anladığımız kadarıyla bugün de gazetelerde vardı bir transfer hareketliği olacak. Evet. Antalya karşısında oyun öyle çok beğenilmedi Galatasaray'da. Kötü de değildi Galatasaray. Ama Adana Demirspor mu? Şimdi hafta içinde fikstürü vardı. Hafta içi fikstüründe Adana Demirspor mağlubiyetinden sonra seninle burada tabii program yapamadık, konuşamadık o maçı ama o maçta ben ilk defa sezon başından beri burada bu mikrofonlarda dilim döndüğünce söylemeye çalıştığım bir şey vardı. Yani Galatasaray'ın tamam gençleştirme operasyonu vesaire okey ama doğru gençlerle mi? Tam gençleştirme operasyonu yapan doğru gençlerle mi? Hatta bir şey enteresan bir şey söylemiştim sana. 3 sene sonra da bu takım şampiyon zor olur. Hı. Takviye yapmazsa. Bu takımın takviye ihtiyacı var. Takviyelerle gelişebilecek oyuncular okey. Ama kendi başına gelişimi kısıtlı kalabilir. Çünkü yıpranabilir. Burası büyük cami yani. Hedeften kopmak ne kadar daha oyalayabileceksin ki kaldı ki bu sene cebinde Avrupa'da devam etmenin avantajı da var. O olmasaydı daha da yokuş aşağı inebilirdi oyuncu grubu da. Adana Demirspor maçının mağlubiyetinden sonra çok enteresandır. İlk defa benim bu söylemlerime yakın bir yorumlama geldi Galatasaray teknik kadrosundan, Selçuk İnan'dan. Hocamızla da konuştuk dedi. Herhalde basın toplantısına girmeden önce Fatih Terim'le konuştu neler söyleyeyim diye. Gelişemiyorsak değişerek gelişeceğiz diye bir laf etti. Bunun Türkçesini söyleyeyim. Bu oyuncu grubundan biz istediğimiz sonucu alamıyoruz. Ki biz bunu haftalarda söylüyoruz. Alamayabilirsin bunlardan yani transfer. Kaldı ki sezon başından itibaren neden böyle bir Galatasaray transfer yapısını ona göre kurmadığını böyle oyuncular alsın ama transferle de oraları biraz daha geliştirmesi gerektiğini söylemiştim. Biz transfere yöneliyoruz gibi bir söylemde bulundu. İlk defa doğru yorumlanmıştı. Çünkü hep ya işte biz gelişiyoruz, bütün oyuncular iyi oynuyoruz vesaire olacak. Olmadığını o maçın mağlubiyetini gördü. Transfer olmadı ama doğru yorumladığın zaman galibiyet geldi. Ve şimdi devre arası transferi transfer yapacaktır Galatasaray. Onu da söyleyeyim. Kaldı ki benim söylemim şu. Transfer yaparsın yapmazsın. Kadro içerisinde maç kazanabilmek için Feghouli'nin orada olması lazım sahada. Yani mesela bu hafta Morussan'la Çıkaldağ'ı yok. Feghouli sahada. Feghouli sana maçı kazandıracak hamleyi yapabiliyor. İyisi kötüsü fark etmez. Ben diyorum ki transfer yapacaksan o ayarda bir oyuncu. Feghouli'nin ilk geldiği dönemdeki Feghouli'yi bulabilmek önemli olan Galatasaray içindi. Bu maliyetlerle bulabilir miydi? Bulabilirdi. Bir şekilde bulabilirdi. Ama farklı bir planlama yapıldı. Yani şimdi bu söylem de bana çürümüş olduğunu gösteriyor. Yani transfere döndüğün zaman ya biz geleceğin takımını kuruyoruz. Hop transfer dediğin anda yapılacak transferlerin tabii kalibrasyonu da burada çok önemli. Ama yaş mesela ona göre ana plandan saptığını göstermez peki İngiliz. Ana plandan saptığını sonuçta her takımın takviye ihtiyacı var. Doğru. Ana plandan saptığını göstermez ama nasıl transfer yaptığından daha çok ne kadar transfer yapacağım bir de nasıl doğru yerlere, doğru yerlere sana belki de ya şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bir adam alırsın, tamam mı? Bir oyuncu alırsın.
Oyuncu 3 sene, zaten 3 sene sonra futbolu bile bırakacak bir futbolcudur. Hı. Son demlerini yaşar. Ama sana 2 tane maç kazandırır. Senin gelişmesini beklediğin oyuncuların gelişimini sağlar. Zaman kazandırır sana. Hı. Sen şimdi gelişmesini beklediğin oyuncular maç kazanamadığı zaman, işler kötü gittiği zaman baskı da artar. Titrek oynamaya başlarlar ki görüyorum Galatasaray mesela. Morussan yetenekli ama titrek sahada. Seviyesi yükselen bir maçta hemen kayboluyor. Hı. İşte ama Galatasaray kazanarak ilerleyen bir Galatasaray olsa şu anda zirve yarışının içinde olsa ben iddia ediyorum. Morussan kendini daha çok gösterir. Yeteneğiyle ilgili benim şüphem yok. Senin dediğine burada katılıyorum. Yani doğru transfer yapılabilirse o gelişmesini beklediğin oyuncular da gelişir diye tahmin ediyorum. Hep birlikte göreceğiz tabii. Yapılacak olan transferler yakınında tekrar konuşuruz. Galatasaray Mustafa Muhammed'i bonservisiyle almaya karar verdi. Aldı. Dün açıklamalar yapıldı. Hı-hı. İşte ödeme yaz ayında yapılacakmış. 4 milyon dolar verecek Galatasaray. Bu hamleyi nasıl değerlendirdin? Bir ara soru işaretiydi. Çünkü alınacak mı alınmayacak mı ya da alınmalı mı alınmamalı mı diye Mustafa Muhammed. Şimdi tabu Galatasaray'a geçti. Şimdi sezon başında orada al-sat durumu vardı. Karla. Bordo'dan yanlış hatırlamıyorsam Bordo, evet. Bordo'ya satılacaktı. Oradaki hamle tabii hiç düşünmediğim bir oyuncu üzerinden bonservisini almadan direkt kâr edebileceğim bir hamle. Zaten mantıklı. Hiçbir olumsuz tarafı yok. Şimdi tabii Cagney'in sakatlığıyla da biraz bu kararın alındığını, mesela Cagney belki sakatlanmasaydı bu karar alınır mıydı şüphelerim var. Ama Cagney'in sakatlığı da çok uzun bir sakatlık değil. Kaldı ki şöyle söyleyeyim. 1-1,5 ay deniyor. Yani tabii 1-1,5 aylık ama yine de en azından o forvetsiz kalamazsın. Yani şimdi Halil'in egzantrik gol atmasını beklerken sezon bitti. Yani ayak içi kesme, uzak köşeyi göreceğim diye Halil ilk yarıyı bitirdi neredeyse. Muhammed daha bir sonuca gidebilir. Kaldı ki 4 milyon dolar mı euro mu? Dolar. Dolar. Ya yani 4 dolar. Milyon dolar o yaşı itibariyle santrafor pozisyonu açıkçası piyasaya baktığın zaman çok maliyet yükü diyemem. Hı-hı. Yani net şekilde okutabilir de Galatasaray. Elinden çıkartabilir o paralara. Pozisyonu itibariyle söyleyebilirim. Kaldı ki belki de ilk geldiği havayı yakalamasını da sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani kafası rahatlamış bir Muhammed. O özgüveni almış bir Muhammed. Yani takımın birinci forveti sensin hissederse daha iyi oynayabilir diye düşünüyorum. Evet, bakalım Galatasaray Mustafa Muhammed'le alakalı olarak, çünkü şöyle de sordum, sabah Mert söyledi, hani hala öyle bir şeyi düşünüyor olabilir dedi Galatasaray. Alıp al, satma. Sat. Evet. Yani olabilir. Çünkü ara transfer döneminde de belki bir golcü Galatasaray'a transfer edebilir deniyor. Peki Galatasaray'da şimdi transfere bir yönelim olacak dedik. İlk hamleyi sen nereye yaparsın? Ben direkt 6 numara. Direkt 6. Direkt 6. Orası da 6. Oradaki 6 top çıkartacak. Obin'le diyorsun. Obin'le oraya Obin'le gerek yok. Yani Berkan biraz şey var oynuyor ama dinamik oynuyor ama yani ön taraftaki oyuncular gol atmıyor. Arkadan gelenler ceza sahasını düşünmüyor. Kaleyi düşünmüyor. Galatasaray'ın gol anlamında da geride, yani ligin, evet, ortalamasının gerisinde takımlardan bir tanesi. Ben orada daha nasıl diyeyim sana, ceza sahasını düşünen, rakip ceza sahasını düşünen, uzaktan şutlarla maç kazandırabilecek, en azından şutu olabilecek, topla çıkışlarında daha rahatlatacak bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O da 6 numara, daha oturaklı bir 6 numara. Yani Fenerbahçe'deki 6 numara dinamik bir 6 numara tarzında. Yani sana nereden basmadık yer bırakmayacak. Ciğersiz diye tabir ettiğimiz oyunculara vardı ya, öyle olacak. Galatasaray'daki biraz daha topu ayağına aldığında benden topu rakipte gelecek ki benden topu kolay kolay alamazsın. Ben gidelim, şutum da var, tehdidim de var diyebilecek bir oyuncu lazım. Onu yurt dışından çözebiliyor musun? Onu yurt dışından çözemez. Yok. O kadar da değil. O kadar da değil. Yani, o kadar verse, o kadar da scoutluk yapamazsan. biraz da sen de paraya kıy. Biraz paraya kıy, harcama yap diyorsun. Ya kiralık çözersin onu da. Yani bakarsın, kaliteli takımlarda kaliteli oyuncular oynayamıyor 6 aylık. Yani Pjanic geldi şimdi sonuç itibariyle. Pjanic'i düşün. Bazen fırsat çıkabiliyor. İyi etüt etmek lazım. İyi ilişkiler kurmak lazım. Oradan bulabilirsin. Evet, Engin Çetin, ağzına sağlık. Programın sonuna geldik. İlk yarıyı da bitirdik. Kısa bir değerlendirme oldu büyükler üzerinden. Haftaya sen yoksun. Haftaya ben yokum maalesef. Haftaya ki. İzinlisin. Evet. Ondan sonraki hafta zaten bir devre beraber. Ondan sonraki, evet, hafta burada olacağız kısmetse. Evet, tekrar ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Engin Çetin'le Engin Görüş'ün sonuna geldik. Gelecek hafta Engin Çetin yok, az önce söylediğim gibi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.